hayırlar nasip eylesin. Ya, bayramın arefesinde sayılıyoruz. Evet. Terviye, arefe ve bayram günü. Mevlam bu mübarek günlerin füyuzatına cümlemizi nail eylesin inşallah. Şimdiden kurbanlarımızı, hacca gitmiş olanlarımızın da haclarını kabul eylesin. Amin. Amin. Evet, biz hemen konumuza giriyoruz. Konumuz Marifet Dergisi. Evet. Evet, yeni çıktı hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Evet, ben öncelikle tabii ki soruları soracağım ama ben bu arada tüm dinleyicilerimize şunu da seslenmek istiyorum. Eğer ki soru sormak isteyen de olursa bize mesaj yoluyla katılabilir. Biz de hocamıza sorarız. İnşallah zamanımız yettiği kadar diyorum. İnşallah. İnşallah. Cep telefonlarınızın mesaj yaz bölümüne dolunay diyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Sorunuzu söyleyip 2353'ten bize gönderiyorsunuz. Hocam, Marifet Dergisi'ni kim, ne için çıkarıyor? Tabii şimdi bu kim meselesini açıklamak lazım. Biz Marifet Derneği hizmet ekibiyiz. Marifet Derneği bizim yani kullandığımız bir isim. Hizmetlerimizi resmi olarak onun altında yürütüyoruz. Biz asıl olarak Mahmud Efendi Hazretleri'nin, Mahmud Uslu Osmanoğlu Efendi Hazretleri'nin hizmet ekibiyiz. Evet. Tabii önce ondan biraz bahsetmek lazım zannediyorum. Mahmud Efendi Hazretleri tabii İslam aleminde özellikle ulema ve meşayihin nezdinde çokça tanınan ve çokça sevilen bir zat. Hani muttefekun aleyh derler. İlmi sınıfı hocaları konuşurken üzerine ittifak edilen bir zat. Evet. Mahmud Efendi Hazretleri yaşayışıyla, davasıyla, her hal ve hali harekat ve sekenatıyla tam çizgi, tam ölçü olan bir zattır. Evet. Kendileri 1929'da Trabzon of Miço köyünde doğdular. 6 yaşında hafızlık yaptılar. 6 yaşında. 6 yaşından beri bir kere teheccüd namazı kaçırmışlığı yoktur. Bir kere de cemaatsiz namaz kıldığı yoktur. Elhamdülillah. Böyle bir zat. Yani harikulade halleri küçüklüğünden beri var. Hatta köyünde o daha o genç yaşında bile ona benzesin ümidiyle, tefaül yoluyla birçok çocuğa Mahmud ismi verilmiş. Yani 7 yaşında bile insanlara nasihat edebilen bir zaten. Allah'ın seçkin kulu biliyorsunuz, insanlar hani Allah yolunun yolcuları ya mürittirler ya murattırlar. Mürit iradesini kullanmak suretiyle Allah'a yürümeyi tercih eden, çalışan kimse demektir. Murat ise Allah'ın daha yaratırken onun mayasına velayeti, kemalatı, nübüvveti yerleştirdiği, yani Allah dostu olsun diye yarattığı insanlardır. Onlar Allah'ın muradı, mahbubu oluyorlar. Efendi Hazretlerimizin tabi siratine bakıldığında, yaşantısına bakıldığında bu mahbubiyet görülüyor, bu muradiyet görülüyor. Allah'ım kemal-i istifadeye muvaffak eylesin inşallah. Amin. Ondan sonra Arapça ilimleri okudu kendisi. Küçük yaşta 10 veya 11 yaşlarında zannediyorum Kayseri'de o zaman büyük ulemasından Tesbihçizade Ahmet Efendi'den sarf nahi üzerine ve bir de Farsça dili üzerine eğitim gördüler. Ki Farsçası da çok kuvvetlidir. Ezberinden birçok ibareler okur Farsça. Çok da yani mesela Türkçe, Osmanlıca, Arapça şiir hazinesi de çok geniştir. Hatta bu usta biliyorsunuz Cübbeli hocamızın bir çalışması var. Henüz onu biz tabelemedik, basamadık. Sadece Cübbeli Ahmet Hoca'nın Efendi Hazretleri'nin vaazlarında dinlerken kaydedebildiği kadarı 2 cilt yapıyor. İnşallah onu da bütün insanların, Müslümanların istifadesine sunmak için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah. Oradan yine memleketine dönüyor. O zamanın büyük alimlerinden İstanbul Darülfunun Akaid mezunu, hani o zaman ordinarius profesör tabiri yok, derse'an var. Dursun Efendi'den, ki daha sonra Osmanlı Devleti tarafından Karadeniz medreselerini teftiş etmek üzere görevlendirilecek kadar ilmi kudretine, disiplinine güvenilen bir zat. Ondan senelerce ilim okuyor. O arada devrin reisül kurrası Mehmet Rüşdi Aşık Kutlu Efendi'den Kur'an ilmi kıraat ediyor. Kur'an kıraat ediyor. O ilimlerde de derinleşiyor kendisi. 16 yaşındayken akli ve nakli bütün ilimlerden icazet alıyor. 16 yaşındayken. Bu esnada zaten talebe okutmaya da başlıyor. O zamanlarda askere giden bir insan ancak okumayı bitirebiliyordu. Efendi Hazretleri askere giderken icazet verip gidiyor. Harikulade bir durum tabi. Askerlik esnasında o zamanın en büyük alimlerinden Ahıskalı Ali Haydar Efendi babamızla karşılaşıyorlar. O tabi çok uzunca giden bir
malumat hazinesi o. Allah-u Teala böyle bir karşılaşmayı orada nasip ediyor. 20 yaşında bir delikanlı, Alaeddin Efendi, 4 mezhebin müftüsü, padişahların hocası, huzur derslerinin baş muhatabı, kendisine Şeyhülislamlık arz edildiğinde reddediyorlar. Alaeddin Efendi babamız kaddesallahu sırrahu reddediyorlar. Daha sonra Mustafa Sabri Efendi'yi Şeyhülislam yapıyorlar. Muhammed Zahid Kevseri Hazretleri'ni de onun müsaidi, yardımcısı, vekili yapıyorlar. Böyle bir durum. Hatta Alaeddin Efendi babamız da Mustafa Sabri Efendi karşılaştıklarında Mustafa Sabri Efendi diyor ki, hocam diyor, bu makam, meşihat makamı senin makamın, ilim ve ihlas makamı, ama biz diyor biraz siyasetten anlıyoruz diye galiba bize söylediler bunu. Böyle bir durum da söz konusu. Bu zatın yanında 8 sene kalıyor. Hususi sohbetiyle, özel itinasıyla, yani üzerine düşmesiyle, ihtimamıyla müşerref oluyor. Hatta bu hususta kendisine haset dahi ediliyor. Ki böyle vardır yani, büyük bir alimin, Allah dostunun çok üzerine düştüğü insan olursa haset inkar edilemez. İlla ki hani el esefu alel hayr indel gayr, bunu müfessirler Felak Nas suresinin tefsirinde böyle açıklıyorlar. Yani başkası katındaki hayra insan üzülse bu haset oluyor. Evet. Bende de olsun, onda da olsun, olursa buna gıpta deniyor. Tabi illa ki gıpta edenler oluyor, haset edenler oluyor, ama Alaeddin Efendi babamızın özel teveccühüne mazhar oluyorlar kendisi. Alaeddin Efendi babamızın 1960'ta ahirete irtihaliyle birlikte de kendi omuzlarına büyük, ağır bir yük yükleniyor ki irşat vazifesidir. O günden beri de hem irşatla hem talimle, emri bil maruf nehyi anil münkerle meşgul oluyorlar kendileri. Ondan çok insanlar istifade etmişler. İlmi çok büyük bir derinliği var, fakat tabi irşadı öne çıkıp daha o yönüyle, sünnet-i seniye ittiba yönüyle çok meşhur olduğu için insanlar ilmi kudretinden çok da haberdar sayılmazlar. Ama bu bapta şunu söyleyebiliriz. Bu Beykoz'da bir Turan amca vardı. Çok eski. Alaeddin Efendi babaya, Efendi Hazretlerimizden önce gelmiş bizzat yani. O anlatıyordu. Ben ondan dinlemiştim. Mahmud Efendi Hazretleri yani 25 yaşlarındaydı. Alaeddin Efendi tabii o devrin en büyük alim olduğu için bütün ulema meşayih ziyaretine geliyorlar. O bazen diyor, o büyük alimlere ince sorular tevcih ederdi. Onlar aciz kaldığı noktada Mahmud Efendi cevap verirdi diyor. Elhamdülillah. Mustafa Ekin hocamız vardır. Ondan dinlemiştim. Efendi Hazretlerimiz bu İsmail Efendi Camii'nde usul derslerine murakabe ediyorlardı kendileri. Şaban Hoca Efendi okutuyordu usul dersini. Orada şöyle bir hadise anlattı bize. Yani usul dersinde ne okunuyor? Molla Husrev. Sultan Fatih Hoca Molla Husrev'in miratı okunuyor. Miratul usul. Tabii 700 sayfalık bir kitap. Osmanlı'nın tek başına ilmi kudretini temsil etmeye haiz bir kitap. Osmanlı'da yani usul denince Mehmet Akif bile bunu söylüyor. Hani fıkhın adı mülteka, usulün adı mirat diyor. Evet. Şimdi o kitabı okutuyorlar. Şaban Efendi büyük bir alim. Bir mevzuda mevzu, hani mesele tam zuhur etmiyor. Hani Şaban Efendi izah etmeye çalışıyor ama tam anlaşılmayınca Mustafa Hoca diyor ki, Efendi Hazretleri ezberinden sayfanın başından aldı, mevzuyu okudu. Ezberden ibareyi okuyarak bize mevzu izah etti. Evet. Usul ilminde çok derindir özellikle. Evet. Usul ilmi çok sağlamdır. Şimdi böyle bir zat, sünnet-i seniye ittiba denince, takva denince dünyada ulema nezdinde akla gelen ilk isimdir. Evet. Hatta 1992 mi 93, o zamanlar 20 sene yakındır, bir Mahmutçular diye bir kelime çıkarmışlar. Evet. Efendi Hazretlerimizin tabi ağrına gitti bu, üzüldü bundan. Hutbeye çıktılar, uzun imamlık yapıyorlardı İsmail Efendi Camii'nde. Dedi ki, Mahmutçular diyorlar, Allah aşkına ben yeni bir din mi icat ettim ki böyle söylüyorlar? Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatta tatbik edilen 4000 küsur sünneti vardır. Üçünü terk ettiğimi gören arkamda namaz kılmasın dedi. Bu alimlerden dinliyoruz, şöyle diyorlar. Bu sözü dünyada söyleyebilecek ikinci bir insan yok. Evet. Birkaç sene evvel de şöyle buyurmuştu. Bacana Muhterem Hoca Efendi Muhammed Keskin Hoca'ya. Dediler ki, bugüne kadar Mevla bana hiçbir haramı göstermedi. Bundan sonra da ümidim onadır. Elhamdülillah. Ya düşünün, 85 yaşında bir zat bir kere haram görmüş değil. Bu kadar dikkat. Bu kadar dikkat bir zat. Bu kadar ince giden bir zat. Bu hatta 4000 küsur sünnet meselesini biz yine Muhammed Keskin Hoca ile Medine-i Münevvere'de Ravda-i Mutahhara'dayken bize İranlı bir Şii geldi, sordu. Burada hukuk okumuş zamanında, Mahmud Efendi böyle söylüyordu, hala öyle mi diyor. Yani İran'dan tabii, İran'dan bile bu şekilde tanınıyor, düşünün yani.
Mesela bir misal daha vereyim onun takvasıyla alakalı. Efendi Hazretleri tabi pazar sabahı Sultan Selim Camii'nde erkeklere sohbet ediyordu. Pazartesi sabah 10'da kadınlara sohbet ederdi. Tabi Efendi Hazretleri gelecek diye saatler önce mescid dolardı yani. Özellikle kadınlar çok, yani Efendi Hazretleri'nin kadın ikonu çok fazladır. Yani onların nurunu söndüren sebepler daha az olduğu için onların hakka ittibası, sözü kabul eylemeleri daha kolay oluyor. Allah'ın hepimizin dinini, imanını, takvasını, ilmini muhafaza eylesin. Amin. Saatler önce dolduruyorlar. Efendi Hazretleri geldiği zaman kadınlar yolu açarlar. Efendi Hazretleri kürsüye çıkar, gözü kapalı vaaz ederdi. Evet. Kadınlardan hiçbirisi hatırlamaz, bilmez ki Mahmud Efendi Hazretleri kadınlara vaaz ederken gözünü açmış olsun. Bundan daha ötesi bir olay var. Mahmud Efendi Hazretleri mescide girdiği zaman kadınlara vaaz için hususi bir terliği vardı. Terlikle kürsüye doğru yürürdü. Elhamdülillah. Niye? Saatlerce kadınlar oturuyorlar, ısıtıyorlar. O mesela bedenlerinin harareti halıya sirayet ediyor. O harareti ayağıyla hissetmemek için. İnce bir aynı. Tabii insan düşünür yani, böyle insanlar hala var mı? Müritler arasında böylesini bulmak zordur ama Allah'ın murat kulları vardır. Bu inkar edilemez. Aynen. Allah'ım yani füyuzatına bizi gark eylesin. Aynen. Kemali istifadeye muvaffak eylesin. Aynen. Şimdi böyle bir zat tabii hani Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber İslami sahada yaşanan birçok sıkıntılar var. Bunlara çok fazla girmek istemiyorum. Hani harfin değiştirilmesi, kıyafetlerin değiştirilmesi, inkılaplara vakı olması, daha sonraki ise hani özellikle tek partili dönemde hani ya ezanın Türkçe okunması, Allah demenin bile tabiri caizse yasak olduğu bir devre geçiriliyor. Evet. Hani camiler nasıl istimal ediliyor, medreselerin hale getiriyor, kapatılıyor, tahrip ediliyor. İnsanların çektiği sıkıntılar biliniyor. Bu inkarı kabil olaylar değil. Evet. Tevatürle sabit diyebileceğimiz mesele ki dünya şahit bunlara. Böyle bir zamandan sonra bu kadar ince bir hem ilim hem irfan kaynağı Mahmud Efendi'den çok insanlar istifade ettiler. Hani bazılarının dediği gibi yani sessiz inkılap, sessiz devrim gibi, hani İslam adına bizden ne alındıysa, kim aldıysa artık, ne aldıysa aynısını geri getirmek suretiyle tabi büyük kitleler arasında çok muhabbetlere yani mazhar oldu kendisi ki hadis-i şeriflerde de geçiyor. Femme yuda'u lehul kabulü fil ard. Allahu Teala bir kulu sevdi mi müminlerin kalbine, bütün insanların kalbine ona karşı kabul hissi koyacaktır. Yani kabul telakkisi. Böyle bir zat özellikle 28 Şubat soğukları, biliyorsun Şubat soğukları vurdu memleketimize, 15 seneye yakın oldu zannediyorum. Bayağı bir yapraklar döküldü. Evet. Allah'ım yani korusun bizi, muhafaza etsin diyeyim. O zamanlar bile en ağır bedelleri ödedi. Evet. Evet, damadı tabancayla mescidinde şehit edildi. Daha sonraki zamanlarda biliyorsunuz büyük önde gelen talebeden Bayram hocamızı bıçakla gene Efendi Hasan'ın mihrabında vaaz peşinde dua ederken şehit ettiler. Cübbeli hocamızın kaldığı maruz kaldığı muameleyi biliyoruz. Evet. 28 Şubat'ta. Yani bu tabi yani kışa geldik, yine soğuklar vuruyor bazen demek ki, ki böyle bazı şeyler oluyor yani. Evet. Yani şu an Cübbeli hocamız da içeridedir. Bu da bize yani Efendi Hazretleri'ne ödetilen bir bedel kabul edilebilir. Evet. Bizce haksız bir süreç yürüyor. Yani gerçekten hukukçular bir incelesinler de bize de bir bildirsinler, bir şey söylesinler yani. Birileri şikayetçi olacak. İnşallah. Ortada kimse yok. Bir senedir içeride. Allah sabır versin. Amin. Yardımcısı olsun. Amin. Yani böyle bir süreç. Efendi Hazretleri'nin hani nice hocaları hapsedildi vesaire, bunlar oldu. Baskılar oldu. Buna rağmen tabi istikamet üzere devam ettiler. Biz şimdi bu zatın hizmetinde bulunuyoruz. Evet. Tabii daha önce çok ağır hastalıklar geçirdi kendisi. Hani yoğun bakımlarda bazen hani doktorların bitti dediği noktalar oldu. Allah evet. O noktadan geri bahşetti onu bize. Elhamdülillah. Tabii daha evvelki uygulamalar, sağlık sıhhat meselelerinde bazı aksamalar oldu, bazı ihmaller oldu. Allah-u Teala Efendi Hazretlerimizin muhtereme aileleri, hacı annemizin önderliğinde, Efendi Hazretlerimizin bacana şu andaki bütün hizmetlerini o kontrol ediyor, idare ediyor. Muhammed Keskin Hoca Efendi, ehli feraset bir aşk arkadaşımız, hocamızdır kendisi. Efendi Hazretleri kendisi evlendirip onu içeri, tabiri caizse kendi evinin içine zorla soktu onu yani. Seni kolay bulmadık demişti ona. Elhamdülillah. Seni kolay bulmadık.
Tabi bu konuda anlatılacak çok şey var. Asıl biz Marifet Dergisi meselesine evet. geleceğiz. Biz tabi 5-6 senedir Efendi Hasan'ın hizmetini devralmışız. Çok büyük tabi ilerlemeler kaydoldu. Efendi Hasan'ımızın sıhhat kazanması, ondan sonra seferler düzenlemesi, sağlığı, sıhhati onu idare, onunla meşgulüz. Onun haricinde seferleri, insanlarla onu buluşturmak meselesi var. Bunları yapıyoruz. Ahıska Yayın Evi de yine aynı kadronun yönetimindedir. Efendi Hasan'ın ilmi dirayetini ortaya koyacak Ruhul Furkan tefsiridir, sohbetleridir vesaire. O kitapları da biz basıyoruz mesela. Onların da basımı dağıtımı bize aittir. Ve ilmi toplantılarla Efendi Hasan'ından ulemanın istifadesi, ulemadan ümmetin istifadesini kolaylaştırmak babında da hizmetlerimiz var. Çok geniş yelpazede bir hizmetimiz var. Mesela 2 sene kadar evvel dünyanın en büyük ulema toplantısını düzenledik. Şimdiye evet. kadar böyle bir şey düzenlememiştik. Biz ilk yaptığımızda işte meşayihin kerameti ümmeti olsa gerek ki 43 ülkeden 400 kadar alim geldiler. Yani ümmet için büyük bir gündü. Evet. Ümmet için büyük bir gündü. Böyle bir toplantımı düzenledik mesela. Orada Mahmud Efendi Hasan'ın müceddit ilan ettiler. O konuda evet. uzun bir mevzu. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her 100 senenin başında bu ümmetin din işini yenileyecek bir zat gönderecektir diyor. Ulema bunu söylüyorlar tabii. Şimdi hani bir insan kendi hocasını medhu fena eder ama ulema ulemanın sözü bağlayıcıdır. Evet. Tabi bunu ulema söylüyor. Lübnan Akkar Hüsamer Rifai bunu söyledi. Ulema bunda ittifak ettiler ki o yenileme, reformist anlayış değil. Yani sahabe-i kiramın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den teslim aldığı tazeliyle İslam'ı yaşamak, anlatmak. Yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim. Onlara kitabı öğretecek, hikmeti öğretecek ve onları tezkiye edecek bir zat. Böyle bir zat. Bunun hizmetinde bulunuyoruz. Gayemiz insanları onunla buluşturmak, ondan istifadeyi kolaylaştırmak. Sağlık, sıhhati işleri aynı zamanda az evvel de söylediğim gibi. Bu konuda işte biz bu büyük birikimi mesela geçen sene oldu. 1,5 sene kadar oldu değil mi? İrşat Ümresi düzenledik. Evet, evet. Yani Allah'ım gene yüzümüzü ak etti orada demek ki. Efendi Hasan'ın rızası üzere. Ona sormadan bir iş yapmıyoruz zaten. Onun tabi izni mürşitte bereket hasıldır diyor Risale-i Halid Mevlana Halid. Evet. Zülcenahin kadına sallallahu aleyhi ve sellem. Her işimizi soruyoruz. O büyük bir ümre meselesi oldu. Hac vakti. Hac geçtikten sonra Efendi Hasan'ı buyurdular ki hac. Efendi Hasan'ı yani Beytullah'ı mı özlediniz? Evet. Ümre mi yapalım? Evet. Peki ümre kapalıyken tabi izdiham olmasından korkuyoruz sağlık meselelerinden dolayı. Hani yani kapalı, ümre kapalıyken mi bir çare bulup gitsek, ümre açıkken hani daha büyük bir cemaat olur o zaman. Efendi Hasan'ı daha büyük cemaatle, ihvanla, sevenlerle gitmeyi istediler ve o ümreyi de biz organize, Marifet Derneği olarak organize ettik. Dünyanın en büyük ümresiydi. 50 binden fazla insan. 50 bini biz tevazu olarak söylüyoruz. Bunu 80 bine kadar söylüyor oranın ehli yani. Ki orada neler oldu neler. O konuya girmeyeceğim. Onu da düzenledik. Allah'a çok şükür. Dünya alimleriyle büyük irtibatımız var bizim. Bütün alimler geliyorlar. Mahmud Efendi Hasan'ı ziyaret ediyorlar. Kimisi ondan hani ders talep ediyorlar. İntisap ediyorlar. Manevi sülük için onun önünde ahd-ı peyman ediyorlar. Bu birikimi paylaşmak için bazı hizmetlerimiz vardı bizim. Evet. Mesela işte dernek kurduk, federasyonumuz var, konfederasyonumuz var Mehmet Keskin hocamızın önderliğinde. Mesela 7 dilde yayın yapıyoruz biz. Dernek sitemiz var. Evet. Marifet Derneği sitesi diye marifetderneği.org. Haber sitemiz de var bizim. Özellikle gözünü sakınanlar, kulağını sakınanlar için marifethaber.com diye. Orada tabii kadınlarla alakalı bir haber bile olsa kadın resmi koymuyoruz yani. Her Kesinlikle. Ne kadar tabii bazı kesimler bunu garip karşılasa da bir İslami duruş açısından bu önemli. Hocam şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Sizin cemaatin olarak diyelim, öyle değil mi hocam? Öyle diyelim. Cemaat evet. olarak diyelim. Marifet Derneği'nin yani cemaatimize ait bir dernek ve sadece size Efendi Hazretleri'ne ulaşmak isteyenler sağlam, güvenilir olarak marifetderneği.com. Tabii şöyle, Efendi Hazretleri'nin biz orada hani ziyaretçileri oluyor, kendisi bazı ziyaretlere çıkıyor, bazı kelamları buyuruyor. Biz onları en yakında biz bulunuyoruz. Bizden evet. başkasının bunlara muttali olması mümkün değil. Onları biz koyuyoruz. Başka siteler var, onlar bizden alıp koyuyorlar onları sitelerine. Evet. Allah razı olsun, biz ona mani olmuyoruz. Yeter ki Evliyaullah'ın haberleri yayılsın. Hizmet İstifade olsun. Hasıl olsun yani. Ama tabii en tazesi, en doğrusu elbet ki tabii yakınında, hizmetinde bulunanların yaptığıdır yani. O da bizim
sitemizde bulunuyor. Evet. Yani, diğer, hani herhangi bir sitenin aleyhine konuşmak açısından söylemiyorum. Yok, ben onu biz mesela müsaade ediyoruz alınsın yayılsın tabii. diye yani. Onlar da yapıyorlar ama hani kaynağından içmek derler ya. Evet. O baptan tabii ki ilk haberleri biz veriyoruz insanlara. Yani, taze yeni haberler Marifet tabii. Derneği www.marifetderneği.com Org. Marifetderneği.org'da. Orada evet. Arkadaşlar girip oradan görebiliyorlar. Orada görebilirler hayatı, o hayatıyla alakalı arşiv var, daha önceki videoları var ve bizim derneğimizin de faaliyetleri orada mevcut yani. Peki hocam, şimdi dernek böylece bir dergi çıkarmaya karar verdi. Evet. Bunda tabii ki siz az önce söylediniz. Efendi Hazretlerimizden izinsiz hiçbir şey yapmıyoruz dediniz. Tabii. Yani kesinlikle zaten ona biz inanıyoruz. Hani size Muhammed Keskin hocamız olsun başta bütün hocalarımız hepsi teker teker izinli olarak yapıyorsunuz. Allah'a şükür. Böyle bir dergiyi çıkarmanın yani gereği neydi? İşte biz bu kadar hizmetler var. Ulemayla da bu kadar irtibatımız hasıl oldu. Büyük bir birikimi daha geniş kitlelerle paylaşmak için dergiyi çıkarıyoruz. Tabii bir de bu dergide mesela Efendi Hazretleri'nin haberlerini de veriyoruz. İnsanlar çok merak ediyorlar. Herkes ulaşamayabilir. İçeriğinden biraz bahsedelim. İçerik muhteva olarak yani dergimizde neler mevcut? Bir kere başta Efendi Hazretlerimizin haberlerini veriyoruz. Evet. O ay içerisinde veya daha önceden hiç yayınlanmamış, bilinmemiş, duymamış bazı sözleri varsa onları koyuyoruz, kelimeleri. Ki yani kelamuhum deva'un, nazaruhum şifa'un diyor İmam Rabbani. Onların sözleri deva, nazarları şifadır. Mevlam mazhar eylesin. Ondan sonra mesela fıkıh heyetimiz var. Bu İsmail Efendi Camii'nde evet. Bu çarşambada bulunuyor onlar kendileri fıkıh heyeti yani Efendi Hazretlerimizin medreselerinden yetişme onun hocalarından onlardan güncel meselelere dair birçok mevzuyu izah etmelerini talep ediyoruz. Allah razı olsun yazı gönderiyorlar. Güncel meseleleri paylaşabiliyoruz. Tarihi olaylar ve gerçekler var. Ona tam bir hani İslam açısından zaviyesinden bakıp yorumlamak babında yazılarımız oluyor. İslam aleminin nabzını tutuyoruz. Mesela işte İslam aleminde vakı olan hadiseler, yorumlar, oranın insanlarıyla, oranın ulemasıyla ki alimlerin bakışları tabii başkasıyla bir olmayacaktır. Onların tahlil kuvveti, onların idrak kuvveti diğerleriyle bir değildir. Onlarla irtibatımız var. İslam aleminin nabzını tutuyoruz. İslam aleminde cereyan eden olayları naklediyoruz burada. Ulum-u şeria dediğimiz akaid, fıkıh, hadis gibi mevzularda insanları bilgilendiriyoruz. Zamanımızın büyük alimi. Ve ahlak meselesi var mesela. Ahlaki açıdan da bir hoca efendi sürekli mesela ahlaki mevzuları açıp bize yazıyor. Allah razı olsun. Evet. Böyle içerik bu. Hocam elden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Hocam şimdi şöyle ben konuya daha da gireceğim tabii ki biraz sorular soracağım size ama bir iki dakika bir ara verebilir miyiz? Ne demek? Mümkün. Peki o zaman iki dakika ara veriyoruz. Sizler de eğer ki inşallah daha sonra reklamlarımızı göreceksiniz Marifet Derneği'nin. İki dakika bir reklam aramız var. Reklam aramızdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Bir yere ayrılmıyorsunuz. Dolunay'da kalıyorsunuz. Evet sevgili dinleyiciler. Marifet Dergisi'nin yarım saatlik bir programımız var. Onun elimizden geldiğince böyle hızlı bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Sizler de Marifet Dergisi hakkında soracağınız sorular varsa 23.53'ten bize gönderiyorsunuz inşallah. Evet hocam, öncelikle dergimizin içeriğinden bahsettiniz. Çok güzel. Niçin çıktığını söylediniz. Tabii ki akıllarda soru vardı. Hani milletin de böyle beyninde. İşte izinli mi değil mi diye. Siz de zaten söylediniz ki biz izinsiz. Allah'ın izniyle. Çok memnun oldular. Efendi Hazretlerimize arz ettiğimizi memnun oldular. Elhamdülillah. Tabii. Evet yazar kadrosu hakkında. Şimdi çok esas konuşulan konu o. Bu yazar kadrosu hani kimlerden oluşacak, kimler yazacak, kimler yazmayacak diye bütün insanların da akıllarında kaldı birden. Şimdi tabii Efendi Hazretlerin etrafında olduğumuz için ulemanın melce'i de Efendi Hazretleri olduğu için çok alimlerle tanıştık. Ulema toplantıları mesela Limak Otel'de de bir konferans düzenlemiştik Marifet Derneği olarak. Oralardan icazetler düzenledik. Ulemayla yani çok irtibatımız var. İslam aliminden büyük alimlerle keza irtibatımız var. Yazar kadrosu olarak da yurt dışından Lübnan'da Akker Müftüsü Üsamer Rifai yazacak inşallah yazıyor. İlk sayıda röportaj aldık. İkinci evet. sayıda kendileri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren filmlerle alakalı bir yazı kaleme aldılar. Akker müftüsü, aynı zamanda orada şer'i kadı oluyor kendisi. Ehl-i sünnetin de lideridir. Irak'tan yine Profesör Doktor Fehmi Kazzaz,
Fehmi Kazaz Hoca Efendi yazıyorlar. Orada İmam-ı Azam Üniversitesi Usulüddin Fakültesi dekanı oluyor kendileri. Evet. Libya'dan yazarımız var. Yani davetçi, Emr-i Mahniyen Mülker'de daha çok çalışan genç bir yazarımız var. Ehli ilim. Maşallah güzel de ifadeleri var. İnşallah zamanla istifade edeceğiz. Medine-i Münevver'den yine Doktor Muhiddin Avvam, büyük alim Muhammed Avvam Hoca Efendi'nin oğludur. Evet. 3 tane doktorası var. Onlar mesela yurt dışından, Suriye'den var yazarımız. Fakat henüz imkan bulup dergiye koyamadık onun yazısını. Suriye'den yazarlarımız var. Ürdün'den var. Bu henüz Suriye Ürdün'den yazılıyı henüz koyma imkanı bulamadık. İleriki sayılarımızda Allah nasip İnşallah. Ederse. Yurt içinden Karadeniz Ulemasından mesela Resul Bölükbaşı Hoca Efendi var. Hocam meşhur Zavendekli Mustafa Efendi'nin büyük evet. talebesi, Cübbeli Ahmet hocamızın hocası aynı evet, zamanda. Evet. Onu söyleyecektim de, öyle değil mi? Doğu ulemasından Van'dan yanılmıyorsam Rüstem Paşa Camii Şerifi imamı Mahmud Düzlü Hoca Efendi yazıyor. Bitlis Nurşin'den ki ilim yatağıdır oralar biliyorsunuz. Evet. Abdülkerim Çevik Hoca Efendi yazıyor. İlahiyatçı yazar Mehmet Ali hocamız gene bize yazıyorlar. Hanım yazarlarımız var aynı zamanda. Bunlar da yurt içinden yazarlarımız. Yani güçlü bir kadromuz var Allah'a şükür. Onların ilimlerinden istifade edeceğiz ve istifade edilmesine yardımcı olacağız Ama inşallah. Ama bu arada hocam şu var. Ben dergiyi okudum. İlk sayıyı vermiştiniz, hediye etmiştiniz. Evet. İnşallah ikinci sayıyı da hediye edeceksiniz. Çıktı, dün çıktı. Evet, inşallah onu da yani, hediye edeceksiniz. Tabii insan murakkebun minel hatayı ve nisyan. İnsan unutmak ve hatadan mürekkep. Buraya gelirken ikinci sayıyı getirmeyi unuttuk. Şimdi ben şöyle hemen hatırlatayım. Dergimize... Marifet dergimize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz, kardeşlerimiz de 0216 alan koduyla 479-79-79 Evet, evet. Ahıska Yayın Evi evet. üzerinden dağıtım yapıyoruz. Kendi evet. dağıtım ağımız. Daha sonra daha ulusal hani dağıtımcılarla da şu an irtibattayız. İnşallah Türkiye'nin her tarafına ve dahi Avrupa'ya, İslam alemine ulaşacağız. Allah nasip ederse. Dükkanında dergisini bulunmasını isteyen de sizi arayabilir. Tabii. Ahıska ile bağlantı kurmaları evet. icap ediyor. 0216 479 79 79 0216 479 79 79 Hocam bir de şu var. Dergide ben okuduğumda gerçekten Mesnevi'nin bu kadar güzel yazıldığını, bu kadar güzel bir üslupla anlatıldığını ben ilk defa inanın burada desem yeri var. Evet. Bizim tabii Mesnevi'yi kim yazıyor? Murat. Mesnevi Han hocamız var. Murat Soydan hocamız. Gerçekten. Aynı zamanda kendisi psikologtur. Farsça üzerine hakimdir. Kendileri burada Fars dil edebiyatı okudular. Hatta Tehran'da, İran'da da birkaç ay kaldılar. Orada yani hem ders verdiler, ders aldılar. Farsçası kuvvetli. Tabii işi ehline havale etmek lazım. Aynı zamanda psikolog, İngilizcesi kuvvetli. 5 sene İngiltere'de kalmış. Tabii kültürlü yazarlarımız var Allah'a şükür. Şimdi şöyle, ehli medreseyi tarikat erbabı insanları şöyle zannediyor bazı kimseler. Tesbih tanesinden dünyaya bakıyor zannediyorlar. Alakası yok. Çok meşhur bir hoca efendidir, meşhur bir hatiptir. Fakat ismini vermeyeceğim. Kendileri anlatmışlardı bize. Hani Mahmud Efendi Hazretleri'ne ben bakardım ama diyor yani böyle hani derviş hani otur postuna kavuş dostuna gibi bir şey zannederdim diyor. Yani tarikatın, tasavvufun bakış açısını ben de öyle tesbih tanesinden bakıyor zannediyordum diyor. Daha sonra bir rüya gördüm. Boğazdayım diyor. Bana diyor, bana bakan tarafı geniş, öteki tarafı dar bir huni verdiler. Bak bakalım dediler. Baktım, boğazda bir noktayı görebiliyorum sadece. Ona aldılar elimden, bana bir şey verdiler, dürbün. Bana bakan tarafı dar, önü açık. Bütün boğazı seyrediyorum diyor. Dediler ki işte tasavvuf bu. Tasavvufun bakış açısı nedir? Bunu tabii insan, yani tabii büyük buhranlar yaşadık, çok şeyler geçirdik, merhalelerden buraya geliyoruz yani. Olmadığı gibi gösteriyorlar. Evet. Tasavvuftaki ufuk hiçbir yerde yoktur. Tasavvuf zikir üzerine, ilim üzerine bina edilmiş bir müessesedir. Bir insan düşünün, ilim var, zikir var. Bunun bakış açısını yakalamak mümkün değil. Değil. Hocam bu tasavvufu böyle bu şekilde sizin anlattığınız böyle bal gibi şeklini daha genişini dinlemek, okumak isteyenler dergimizi abone olsunlar inşallah. İnşallah. Orada çok güzel geniş var yani tavsiye i̇nşallah. Ediyoruz. 0216 479 79 diyoruz. Evet hocam şimdi ben size hemen şöyle soruyorum tekrardan. Tabii yazar kadromuz gerçekten hani İngiltere'de okumuş yani okumuş bir şeyde hepsini bunu söyledik. Bunun yanında ben şöyle söyleyeyim hocam hani herkes sorar bunu size. Hedef kitleniz nedir der. Şimdi hedef kitle şöyle söyleyelim yani. Şu an Türkiye'de her kesime hitap etmeyi düşünüyoruz. Çünkü evet. bizim hani merkezi hareket noktamız İslam. Evet.
Türkiye'nin %98'i Müslüman. Elhamdülillah. İslam'ın çizgisinde emri bil maruf var. Herkese ulaşmak var. Evet. Şimdi tarikat ehline hani asosyal mi diyorlar şimdi? Pek sosyal değil zannediyorlar. En sosyal cemaatiz biz. Evet. Bizim hocalarımız, Mahmud Efendi Hasan'ın medresine yetişen hocalar, bakın meyhanelere girerler, kahvelere girer. Ben kendim kaç defa içki sofrasına oturmuşum ama içmedim tabii de. Tabii onlar da mahzun mahzun dinliyorlar geldiğin zaman. Ya hocam yemezsin ama hani buyur falan gibi. Onlar da tabii güzel dinliyorlar. Bazı hani caminin ön safını tapulamış hoca, yani hacı amcalar olur. Ben zaten biliyorum diye düşünürler. Onlar pek o kadar dikkat dinlemeyi biliyorlar. Ama o insanlar mahzun oluyor. Oralara kadar gidiliyor. Evet. Emir bil maruf mesela Ehl-i Sünnet'in büyük imamlarından Muhammed Maliki el-Alevi Hazretleri vardı. Vefat etti kendileri. Mekke'nin kutbu, büyük Allah dostu. Aynı zamanda çok derin bir alim. Mefahim var mesela. Düzeltilmesi gereken kavramlar gibi diye çok ciddi bir çalışması var. Kitapları da var. O şöyle söylemişti. Ben çok cemaatler gördüm. Çok tarikatlar gördüm. Ama kimisi sadece ilim alıyorlar. İlim tarafına gidiyorlar. Kimisi sadece zikirle meşgul oluyorlar. Kimisi sadece tebliğ yapalım diyorlar. Ben bu üçünü cem ettiğini gördüm Mahmud Efendi ve cemaati hakkında böyle söylediler. Efendi Hazretleri hani çünkü İslam bir bütün, bir tarafını al götür yok. Yani bizim hocalarımız Allah'ın izniyle en sosyal insanlardır. Şimdi, olmak zorundadırlar ki üzerlerindeki peygamber verasetini eda edebilsinler. Şimdi o zaman şöyle diyoruz hocam. Hedef kitlemiz Türkiye'nin %98'i değil, tamamı. %100'ü. İnşallah tabii Avrupa'ya da açılacağız. İnşallah. Ondan sonra bütün İslam alemine. Mesela şu an biz marifetderneği.org'da 7 dilde yayın yapıyoruz. Evet. Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince ve Uygurca yayınımız var. Evet. Yani bütün dünyadan, ta Şili'den bile takipçilerimiz var Allah'ın izniyle. Bütün böyle yayın yapıyoruz. Şu an mesela Marifet dergisini çıkardık. Bu İslam aleminden yazarlarımız Arapça olarak gönderiyorlar bize. Biz onları kendi ekibimize tercüme edip koyuyoruz. Fakat Marifet Dergi, marifetdergi.com'a girildiğinde orada Arapça makalat bölümü var. Aslını da yayınlıyoruz. Evet. Çünkü bize bunu daha birinci dergiyi koyduk. İslam aleminden bize talep geldi. Bu biz bundan istifade edemiyoruz diye. Özellikle Libya tarafından çok bize bu usta şey gönderdiler, mesaj gönderdiler ki yani biz de istifade edelim. Çünkü Libya'dan yazan yazarımız orada tanınmış bir kimse. Ahmet Şahabuddin Senusi. Genç olmasına rağmen orada daha evvelce birçok çalışmaları olan bir arkadaşımız. Onlar onun üzerinden haberdar oldular. İlla istiyoruz. Biz de tabii şu an koyduk. Yani Arapça makaleler olduğu gibi mevcut orada. Üsame-i Rifai Hazretleri'nin olsun, Fehmi Kazzaz Hazretleri'nin, Medine-i Münevvere ve diğer hepsi orada Arapça olarak bulunuyor. İnşallah ileri doğru. Şu an e-dergiye hizmet, e-dergi olarak da hizmet veriyoruz. İleri doğru. Belki Arapça da basacağız inşallah. İnşallah. Hedef kitlemiz Ehl-i Sünnet ve cemaat İslam alemi diyoruz. Peki İnsanların hocam, hidayeti inşallah. İnşallah. Maksadımız. İnşallah hocam. Çünkü amacımız o. Çünkü gecemizi evet. Gündüzümüze katmamızın amacı o. Başka bir şey yok. Evet 0216 479 79 79 0216 479 79 79'dan Ahıska Yayın Evlerinden Marifet Dergisini alabiliyorsunuz. Evet hocam şimdi hedef kitlemiz de belirlendik elhamdülillah. Peki ben şimdi şöyle bu ikinci sayısı çıktı dün. Evet. Elhamdülillah dün piyasaya ikinci sayımızı sunduk. Peki ilk sayıda aldığımız tepkiler nasıl? İyi mi, kötü mü? Nasıl? Memnun musunuz? Yani diye. Çok memnuniyet hasıl oldu. Elhamdülillah. Yani çok kabul gördü elhamdülillah. Yani Allah'ın bir fazla keremi oldu zannediyorum. İlk defa çıkarıyoruz ama hem geniş bir çerçevede bir yayılma oldu hem de çok memnuniyet oldu tabii. Elhamdülillah. Şimdi asas alıcı son noktaya geldim. Ben. Evet, şimdi zannediyorum siz... o konuyu kimse es geçmeyecek. Şimdi bütün herkes kulaklarını açtı böyle. Son alıcı soruyu soruyorum tabii ki. Evet. Bugün Ahmet hocamız da bizimle birlikte. Allah razı olsun ama onu da vaktini alıyoruz böyle. Şimdi hocam, şimdi bütün biliyorsunuz biz bir cemaate bağlıyız tabii ki. Ama bu cemaatin içinde sordular herkesin tabii ki. Herkesin sorduğu bir soru var tabii ki. Şimdi asas soru bu. Arifan varken niçin marifet? Şimdi biraz zor bir soru sordum mu hocam? Yani zor değil. Yani niyetleri iyi olduktan sonra cevaplamak kolaydır. Allah razı olsun. Şimdi Arifan var doğru. Cübbeli Ahmet hocamızın bir çalışması, bir hizmetidir. Biz destekliyoruz. Daima Cübbeli hocamızı hani Efendi Hazretleri'nin hizmetkarları olarak destekledik. Daima yanında olduk en zor günlerinde bile. Hep yanında olduk Allah'a çok şükür.
Arifan dergisinin şu anki konumuna gelmekte en büyük pay sahibi Cübbeli Hoca ile beraber bizim hizmet ekibimizdir aynı zamanda. Evet. Arifan'a büyük hizmetlerimiz evet. oldu. Şimdi tabii şu var, yani bir arada rekabet söz konusu, yani hayırda müsabaka vardır. Tabii. Kur'an'da geçiyor. Sari'u ila mağfiretin min rabbikum. Yarışın diyor Mevla. Yani yarışmak vardır. Evet. O yalnız bizim tabii şöyle, hani bütün İslam aleminden bir katılımla çok geniş yelpazede bir hizmetimiz var bizim. Evet. Tamamen hizmete yönelik bir çalışma. Tamamen hizmete yönelik. Yurt içinden yurt dışından çok büyük talepler var bu hususta. Biz bunu yapmak durumundaydık. Bizden bu isteniyordu. Yani zaten muhtevaya bakıldığında farklılıklar da gözününde bu, yani göze çarpacaktır illaki. Ehli sünnet çizgisinde hiçbir dergiye bir hayır denmesi mümkün değil, karşı olmak mümkün değil. Kaldı ki Cübbeli hocamız bizim hocamız yani. Tabii. Mazlum hocamız. Onun dergisiyle. Ama şu var tabii, yarışmak, hayırda yarışmak vardır. Yani bunu şöyle değerlendirmiyor. Sen benim dükkanımın karşısında dükkan açtın, müşterimi çalacaksın. Böyle bir durum yok. Yok. Söz konusu değil. Değil. Yani haşa ve kella. Ama tabii şimdi şöyle düşünmek lazım. Hani bir kavim, bir cemaat, bir belde, bir memlekette bir tane dergi çıkabilir. Başka dergi kimse çıkaramaz. Böyle bir anlayış mı var ki? Yani böyle sorulsun. Böyle kaldı şey. Ki hani zıt bir şey söz konusu olamaz. Kesinlikle. Hocamız Allah razı olsun. Gerçekten güzel hizmet ettiler. Şu an belki de o hizmetinin bir bedeli olarak cilve-i Rabbani olarak yani içeride bulunuyorlar. Allah'ım kuvvet versin, Amin. Sabır versin. En kısa zamanda beraatiyle birlikte halas eylesin diye dua ediyoruz. Biz daima yanında olduk, olacağız da. Tabii bu da bir hizmet sahası tabii. Tabii yani. Bize, ama siz evet, ben şöyle anladım. Marifet Derneği Türkiye'yi sınırlı tutmuyor. Yok. Evet. Yok. Çünkü hani ihvan sınırımız da geniş. Tabii şimdi mesela yurt dışından birçok alimler geliyorlar. Yani Efendi Hazretlerinden intisap istiyorlar yani. Hatta Üsame Rifai Hazretleri geldiğinde dedi ki Nakşi yolu bizim oralarda ulema tarikatı diye bilinir dedi. Bir mürşidin, bir şeyhin büyüklüğüne delalet eden en büyük şey ulemanın rağbeti ve ulemanın intisap etmesidir. Evet. Ki Efendi Hazretleri'nin hani mesela biz o ulema toplantısını düzenledik, o kadar, o nice alimler ders aldılar. Aynı toplantıyı düzenleyeceğim desen düzenleyemezsin. Niye? Çünkü o alimlerin bir kısmı vefat ettiler. Yani olmuyor. Allah'ın kalanlarına büyük uzun Amin. Ömürler, bereketler ihsan eylesin inşallah. Tabii o alimlerden ders alanlar var, intisap edenler var. Onun için alimin inkıyadı, alimin boyun bükmesi kolay değildir. Çünkü biliyor. Evet. Ama tabii bizzat düşünün ki mesela dünyada bir insan çıksın şöyle desin. Diyemez. Ne diyemez? Mahmud Efendi Hazretleri filan zamanda, filan yerde, filan noktada İslam'a uymayan şu işi yapmıştır. Veyahut da İslam'a uymayan bir şey söylemiştir. Şu sünneti terk etmiştir. Şurada mekruh işlemiştir. Bunu kimse söyleyemez. Böyle bir zat olunca tabii ister istemez teveccüh çok oluyor. Tasarruf çok oluyor yani. Mesela o irşat ümresi 50 binin üzerinde insanlar, yani 80 bine kadar rakam veren var. O metaf dediğimiz tavaf sahası 120 bin insan aldığını söylüyorlar. Düşünün ki 3'te 2'sini kapatmış o cemaat orada. Baktığınızda hiçbir kimseye nasip olmayan bir manzara görüyorsunuz. Bembeyaz erkekler, etrafında simsiyah bir halaka kadınlar. Bu büyük bir tasarrufun, büyük bir manevi kuvvetin işaretidir. O görüntüyü bugün polisle temin etmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Bu muhabbet işidir, aşk muhabbet işidir, bu manevi tasarruf işidir. Allah'ın manevi teveccühlerine, iltifatlarına cümlemizi mazhar eylesin. Allah İstifadeye muvaffak eylesin. Allah razı olsun. Hocam ben tekrardan telefonları vermek zorundayım. Hem dinleyicilerimiz şey yapsınlar. 0216 479 79 79. Evet. Evet hocam. Sizden son olarak söylemek istediğim evet. şu. Tabii biz hizmet ekibi olarak gayemiz bu büyük Allah dostundan bir İslami değer olan ümmet içerisinde, ehli sünnet içinde ittifak edilen bir zat olan bu asrımızın müceddidi ilan edilen, ki İslam tarihinde böyle bir müceddidi ilanı bile yok. Evet. Allah bunu bize nasip eyledi. Mevlam muhafaza etmek nasip etsin. Amin. Bir hizmet halakası daha, ki bu dergide ikinci sayıda onu duyuruyoruz. Efendi Hazretleri'ni tanıtmak üzere Müceddit Mahmud Efendi Vakfı'nı kurmuş bulunuyoruz. Daha büyük kitlelere onu tanıtmak, insanların ondan istifadesini kolaylaştırmak için vakfiyesini de zaten
dergimize yayınlamış bulunuyoruz. Daha çok hani bu vakıf ne işe yarayacak diye sorarsa bir kimse orada mevcut yani. Aynı zamanda Efendi Hazretlerimizin tebriği de var, bayram tebriği. Ben de bu imkanı bahşettiğiniz evet. için çok teşekkür ediyorum. Allah Dolunay olsun. Ailesine de hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'ım kurbanlarımızı kabul eylesin. Mevla Teala Hazretleri hani herhangi bir yanlışa düşmekten muhafaza etsin bizleri. Dikkatli de olmak lazım. Kurban kesiyoruz ama neler var neler. Evet. Kurbanla alakalı ahkam da inşallah yazmış bulunuyoruz. İnşallah. Fıkıhiyetimiz güçlü fıkıh alimlerimizin yazıları da ne mevcut. Peki. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet, ben hocamıza teşekkür ediyorum ama bu arada Marifet Derneği .org marifetderneği.org ve marifetdergisi.com'dan ulaşabiliyorsunuz. 0216 479 79 79 dergimize abone olabiliyorsunuz. Dergimizi okuyabilirsiniz. Gerçekten ilk sayısında hocamıza ben onu da sormuştum. İlk sayımızda dedik ki Efendi Hazretleri'nin resmi sonda dedik. Acaba neden dedik? Hocam çok güzel tevazı buyurdu. Hocam o cümleyi veda ettiniz ama son bir kez sizden alayım o cümleyi. Neden dedim ben son sayfasında Efendi Hazretleri'nin resmi var ve yazısı son sayfaya dek geldi. Mevla Teala Hazretleri cennet şarabını yudumlayanları anlatıyor. İçiyorlar kadehten. Cennet şarabından cennet artık bal, süt, su hangisi ise. Hitamuhu misk. O kadeh bitiyor. Sonunda bir misk kokusu yayılıyor. Böyle hani güzel bitişlere hitamuhu misk derler. Evet. O baptan koymuştuk. Fakat bu yazı tabii o hususta insanlar bize görüşlerini paylaştılar. Teşekkür ederiz onlara. Başa konsa daha iyi olur. Başa aldık. Bundan şimdi, sonra inşallah. Ama ilk sayımızda dedik ki hitamul misk olsun diye dedik. Hayra vesile evet. olsun diye dedik. O misk yayılsın dünyaya diye. İnşallah. Misk inşallah, inşallah durmaz. Dünyaya i̇nşallah. Yayılır diyoruz bu misk. Sizlerden de Allah razı olsun. Teşekkür bu hizmeti ederim. Yaptığınız için, bu hizmetlerde bulunduğunuz için ben tüm Dolunay FM ailesi olarak ve tüm dinleyicilerim adına Efendi Hazretlerine bir lehza da olsa onlara hizmet eden kim varsa hepsinin ellerinden öpüyorum. Allah hepsinin olsun, dualarını istiyorum ve hepsinin bayramını kutluyorum. Rabbim nice hizmetlerinizi eksik etmesin. Rabbim nice hizmetlere daha uzun seneler daim etsin. Efendi Hazretlerine başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam geldiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler. Sizlerle bir program içindeydik. Bugünkü konuğumuz Şefik Kocaman hocamızdı. Marifet Derneği Yönetim Kurulu üyesiydi ve Marifet Dergisi'ni ilk defa sizlerle buluşuyordu. Marifet Dergisi'ni Dolunay FM stüdyodan tanıttı. İnşallah faydalı olmuşuzdur diyorum. İnşallah güzel bir program olmuştur diyorum. Sevgilerimizi, saygımı sunuyorum ve